Bütün izleyenlerimizi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlar, Türkiye ekonomisiyle ilgili hepimizi çok yakından ilgilendirecek olaylar arka arkaya bugünlerde gelişiyor. Hem siyasi alandan hem ekonomik alandan çok önemli veriler geliyor. İşte bu verileri yorumlayıp gelecekte bizleri neler bekleyeceğine ışık tutmaya çalışacağız bu videomuzda. Bu videoda böyle bir makroekonomik veriyi ele alıp onu anlatmaktan ziyade daha çok karar alıcıların yaptığı stratejik hatalara değinmek istiyorum ki gerçekten bu hatalarda ısrar edilmesi ne yazık ki 81 milyonluk ülkenin tamamını etkileyecek. Ve bu etki ister AK Partili olsun, ister CHP'li, ister HDP'li, İyi Partili, Saadetli hiç fark etmez arkadaşlar. Fatura olarak hepimize çıkacak. Son 2 yıla baktığımız zaman hep beraber yaşadık değil mi arkadaşlar? Çok net bir gerçek var. Sayın Berat Albayrak ekibi, danışmanları ne yazık ki ülke ekonomisini iyi yönetemediler. Sanayi ve tarıma baktığımızda felç olduğunu görüyoruz. Ve işin kötü tarafı da bu felcin tedavisi için karşımızda somut, gerçekçi, sonuç odaklı bu problemleri çözecek planlar da göremedik. Berat Bey'in bu hatası nedeniyle Aziz Türk halkı AK Parti'ye seçimlerde bir ikaz vererek 3 büyük kenti elinden aldı ve ana muhalefet partisine teslim etti. Bunu yaşadık zaten. İstanbul'da ise bu daha ilginç bir hal aldı ki anılan ikazı halkımız AK Parti'ye tam 2 kez yaptı ve sonuncusunda da halkımız hükümete duyması için oldukça yüksek bir sesle bağırdı. Peki bu halkın İkazını, bu mesajını AK Parti kurmayları, AK Parti'nin başındaki Sayın Cumhurbaşkanı duydu mu, duymadı mı? İşte bakın problem burada. Geçtiğimiz hafta tam da bu sorunun yanıtını verecek bir yazı Habertürk'te Sayın Muharrem Sarıkaya'nın kaleminden çıktı. Bir köşe yazısı kaleme aldı. Sarıkaya'nın yazısında önemli gördüğüm bir takım noktalar var arkadaşlar ki bu noktaları ele alıp bunun üzerine yapılan neydi, hata neydi? Bu şekilde bir analiz yapıp sonucunda ne olacak oraya varacağız bu videomuzda. Şimdi olay şu arkadaşlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz hafta milletvekilleriyle toplantı yaptı. Bu toplantıda milletvekillerini gruplar halinde kabul etti ve bir takım orada soru cevap, istişareler yapıldı. Ve kapalı toplantılardı bunlar. Sarıkaya da bu toplantılara iştirak etmiş milletvekillerinden dinleyerek bir yazı kaleme aldı. Burada benim cımbızladığım noktalar var. Yani önemli noktalarını aldım ve şöyle 1, 2, 3, 4, 5 diye gidelim isterseniz. Mesela birincisi, Cumhurbaşkanı milletvekillerine Cumhurbaşkanlığı sisteminin aksayan yönleri dışında ana aksında bir değişme olmayacağını belirtmiş. Şimdi bakın bu bizi nasıl etkiler? Geleceği nasıl etkiler? Hata nerede? Hata şu arkadaşlar. Ne yazık ki sistemin şu an biz çok büyük umutlarla başladığını gördük ama tamamının da aksadığını görüyoruz. Devletin reflekslerine baktığımızda parlamenter rejimi eleştirirken Cumhurbaşkanlığı sistemindeki devletin çok daha kuvvetli refleksler veremediğini gördük ve kadroların pek liyakatlı olmadığını ve en önemli konunun da her mevzuyu tek elde toplamanın, Cumhurbaşkanlığı uhdesinde toplamanın ne yazık ki o mevzulardaki akışı bozduğunu gördük. İşler seri ve hızlı bir şekilde gitmiyor değerli arkadaşlar. İkinci nokta, yani bunu bir şekilde Cumhurbaşkanı'nın görmesi, takdir etmesi lazım ama diyor ki ana aksında bir değişme olmayacak. İkinci nokta şu, son dönem gerçekleşen 9 sandık sonucunu sayıp hepsinden birinci parti olarak çıktığını söylemiş Sayın Cumhurbaşkanı. Bakın hata şurada. Bunu algılayamadığımız zaman işte çok büyük problem çıkar. Hataları düzeltmeyiz, hatalarda ısrar ederiz. Bu manada bu analizi yapıyoruz ki son İstanbul seçiminin verdiği mesaj hala anlaşılamamış. Ülke nüfusu ve üretiminin çok büyük bir kısmını taşıyan İstanbul AK Parti'ye çok net bir mesaj verdi. Hem de iki kez mesaj verdi ve ikinci verdiği mesaj da AK Parti'ye oy vermiş. AK Partililer ve MHP'liler de oy vermedi. Bu gerçeğe eğer siz göz kapatırsanız işte az önce de arz ettiğim gibi hatalarım benim yok. Hatalarda devam edersiniz. 81 milyonu sıkıntıya sokarsınız. Bu toplantılardan gelen üçüncü veri şu.
deniliyor ki Sayın Erdoğan'a, genç seçmen bize oy vermiyor. Erdoğan hayır doğru değil, gençler bize oy veriyor diyor. Peki bakın burada hata şu. Erdoğan ve ekibi gençleri iyi okuyamıyor. Bu aslında bir cumhurbaşkanının görevi de olmayabilir. Yani onun çevresindeki danışman ekibinin de bir şekilde konuyu iyi okuyamadığını anlıyoruz. Neden? Çok basit bir rakam vereceğim arkadaşlar. Bakın gençlerin işsizlik oranı TÜİK tarafından 25.2 olarak açıklanıyor. Yani 4 gençten biri işsizken nasıl gençler gitsin AK Parti'ye oy versin? Ve daha trajik bir durum var ki ne işte ne okulda olanların oranı %23.7. Şimdi bu rakamları Allah rızası için Erdoğan'ın önüne koyan birisi yok mu? Erdoğan bunu görmüyor mu? Yani böyle bir durum varken genç seçmen bize oy veriyor eleştirisine nasıl katılmaz? Ben bunu anlayamıyorum. Ve diğer bir noktada şu ki tamam genç seçmen size oy veriyor. Peki o zaman İstanbul'daki bu devasa fark nasıl oluştu? Ankara nasıl elden çıktı? İzmir nasıl elden çıktı? Bunu gerçekten çok iyi etüt etmeleri gerekiyor. Dördüncüsü, Kürtlere karşı sert bir dil kullanıldı eleştirisini Cumhurbaşkanı anında reddediyor. Yok böyle bir şey diyor. Tabii bu noktada özellikle o Öcalan'ın konuşturulması, efendime söyleyeyim, çıkıp TRT'de Öcalan'ın kardeşinin beyanatlar vermesi, adaya gidip gelmeler falan. Hem bu noktada bunlar hata mıdır, değil midir, kim haklıdır, kim haksızdır ben yorum yapmıyorum. Takdiri siz izleyenlerimize bırakıyorum. Beşincisi, CHP'ye giden oyların AK Parti tabanından değil, HDP ve İYİ Parti tabanından gittiğini söylüyor Sayın Cumhurbaşkanı ki yazıya göre hata şu, matematik olarak bu mümkün değil arkadaşlar. Çok net, çok net bir gerçek var ki AK Parti ve MHP tabanından büyük bir oy kaydığını gördük. Bakın işte burada gerekçeye bakmak lazım. Kaydı kaymadı. Bu sorun değil, bu geçmişte kaldı. Neden kaydı? Sizin yaptığınız siyasi yanlışlardan kaydı. Neden kaydı? Sizin yaptığınız iktisadi yanlışlardan kaydı. Hala kendinizi sütten çıkmış ak kaşık gibi görürseniz o zaman hatanızla devam edersiniz ve bu sıkıntıların sürmesine sebebiyet verir. Altıncısı çok önemli bir konu arkadaşlar. Gerçekten çok önemli bir konu. Suriyeliler hakkında vatandaşların yakındığı iletiliyor Erdoğan'a ve aynen şu cevabı veriyor yazıya göre. Ben siyasetten, siyaset benden kopsa bile, bakın arkadaşlar, ben siyasetten, siyaset benden kopsa bile ben ensar, muhacir hakkından kopmayacağım. Şimdi hata şu, değerli arkadaşlar, Türkiye Cumhuriyeti'nde patron kim? Patron millettir. Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir diye Ulu Atatürk boşuna söylememiştir. Kendinizi milletin üstünde gördüğünüz zaman millet sizi tasfiye eder. Nasıl tasfiye eder? Seçimle tasfiye eder. Gördük mü örneğini? Gördük. Ankara gitti mi gitti, İzmir gitti mi gitti, İstanbul gitti mi gitti. Bakın elde bir Anadolu kaldı. Şimdi eğer vatandaşın canının yandığı bir noktada eğer siz diretiyorsanız bu noktada vatandaş şunu söylüyor. Ben ülkemde Suriyeli istemiyorum. Ben vergi veriyorum, adamlar vergi vermiyor. Ben sağlık hizmeti alamıyorum, adamlar sağlık hizmeti alıyor. Vatandaş bundan rahatsız. Şimdi rahatsızsa siz bunda diretiyorsanız ne olur? Yani halkla inatlaşıyorsunuz demektir ki bunun sonunda da seçimde yeni bir tokat yersiniz yani. Son ileteceğim konu ise Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın görevden alınması ile ilgili iktisadi bir konu. Çetinkaya zaten Erdoğan'ın dediklerini uygulayan bir arkadaştı. Şimdi 2018'i hatırlayın. Erdoğan faiz konusunda esiyordu, coşuyordu, kükrüyordu ve bundan dolayı da Brunson olayını hatırlayın. 2018'in Ağustos'unda oldu. 2018'in Ağustos'undan önce şöyle bir dolar TL'nin grafiğine bakın zaten yukarıya doğru gidiyor. Ey Merkez Bankası, peki sen o noktada neredeydin? Yoktun, faiz arttırmadın. Neden? Çünkü bağlıydın bir yere. Bağlı olduğun için de artırmayınca bak kur nereye çıktı? 7.21'e çıktı. Eğer Merkez Bankası proaktif davranmış olsaydı kur da zirve 7.21 değil belki 6.21 olacaktı. Burada bu işin sorumlusu kim? Bu işin sorumlusu bana göre Çetinkaya. Ve daha düşük bir
rekor seviyeden konuşacaktık. Çetin Kaya'nın yanlış hamleleri bununla da sınırlı değil arkadaşlar. Piyasayla da kötü bir iletişimi vardı. Hiç unutmam, bir Merkez Bankası toplantısında bu Bloomberg HD'den bir arkadaş var, Cüneyt Şen diye. Onun bir sorusu vardı. Dedi ki işte ya dedi Sayın Başkan dedi siz piyasayla ilgili böyle iletişimi çok iyi sağlayamıyorsunuz falan, niye böyle oluyor dedi. Verdiği cevap beni şok etmişti. Demişti ki Çetin Kaya, işte biz olayları izliyoruz. İşte olay bittikten sonra devreye giriyoruz. Şimdi arkadaşlar, yani bir Merkez Bankası olayları izliyor, sonradan devreye giriyorsa, bu kusura bakmayın itfaiyenin gelip yangını izlemesi sonradan su sıkmasına benzer. O zaman ben sorarım, nerede kaldı bu kurumun proaktifliği? Nerede kaldı bu kurumun analizleri, osu busu? Yani bu manada şimdi Çetin Kaya gitti, efendim yok bağımsızlık bitti demek, olayı yanlış anlamak demektir kıymetli arkadaşlar. Merkez Bankası zaten hiç bağımsız olmadı. Yani önemli olan nokta şu, burada verilmeye çalışan mesaj, işte bakın halka diyorlar ki biz Merkez Bankası'nı görevden aldık, güya ekonomiyi değiştiriyoruz. Şimdi böyle gece yarısı kararnameyle çat diye bir insanı yanlış yapsa bile almak bir kere sıkıntılı bir konu. İkincisi de hata şu, eğer görevden alacaksanız sadece Çetin Kaya ile kalmayacak, burada Sayın Berat Albayrak'ı da görevden almak gerekiyor ki seçimlerde İstanbul'un gidişi ve AK Parti'nin bir şekilde bu sıkıntılara düşmesinin en büyük gerekçesi ekonomi zaten. Ve bir de şunu söyleyeyim, biz yani seçim sonuçlarından sonra kendi aramızda konuştuğumuzda diyorduk ki işte İstanbul kaybedildi ama AK Parti artık kendisine gelecek, yeni bir ekip kuracak ve reformlara girişecek diye, ama görüyorum ki yanılmışız. Neden? Berat Bey ve ekibinde bir ısrar var. Bakın arkadaşlar, Berat Bey ve ekibi yapsaydı bugüne kadar, diyorum ki hep imalat sanayi dışa bağımlı, tarım ihmal edildi ve buna bağlı olarak Türkiye'de enflasyon oluşuyor. Enflasyon oluşunca faiz yukarı gidiyor, faiz gidince yatırımlar bitiyor, üreticiler tuş oluyor, kur da yukarıya gidiyor. Çünkü enflasyondan dolayı vatandaş paramın değeri erimesin diye gidiyor dolar alıyor. Eğer Berat Bey reform yapacak olaydı, imalat sanayinde ve tarımda şu ana kadar 100 kere yapardı. Bakın, tarımda milli birlik projesi, proje, aylar geçti, tık yok. Neden? Nedenini ben çok net biliyorum ama çok detaya girmeyeceğim. İkincisi, Berat Bey ve ekibi yapsaydı, sermaye piyasası reformunu yapardı, hisse senetleri piyasasını düzeltirdi, bu halkı dolara muhtaç etmezdi. Başka finansal enstrümanlar koyardı halkın önüne. Berat Bey ve ekibi piyasalardaki regülasyonlar için yeni kanunlar çıkarsaydı, o gördüğümüz piyasalar çok daha iyi çalışırdı. Yani burada şunu çok net görmesi lazım AK Parti'nin artık. Yani bu Berat Bey ısrarı demek, reformlardan uzaklaşmak demek ki mevcut yaşadığımız, ister durgunluk değil, ister kriz değil, bunun çok daha sert bir şekilde yaşanması anlamına gelecektir ki diyeceğim şu ki, Kasım'dan sonra bu ısrar, bu hatalar, işte bu arz ettiğim hatalar ne yazık ki Türk halkına çok sert bir kışı getirecek. Yani şimdi turist dövizi geldi, Katsa'dan dolayı geçici bir iyilik yaşandı diye dolar düştü. Aman bu tabelaya bakıp da aldanmayalım. Yani mevzu çok iyi yönde gitmiyor. Arkadaşlar, tek bir örnek vereceğim son olarak. Bakın, bütçe açığı devasa boyutlara ulaştı. Yani sürekli ülkenin kaynakları yanlış bir imalat sanayini, ithalata bağımlı imalat sanayini fonlamaktan artık bu kaynaklar bitti. Hazinenin nakit bütçe dengesine bakıyoruz arkadaşlar. Alarm veriyor. Bütçe açığı Haziran'da 11 milyar lira olmuş. İlk 6 ayda 78 milyara ulaşmış. Bakın, 6 ayda 78 milyar. Kıyaslamanız için şunu diyeceğim. 2016'da bu bütçe açığı kaçtı? 29.2 idi. 29.2 milyardı. Şu an 78 milyar. 2017'de 47 oluyor. 2018'de bakın yükseliyor 72. Şu an 6 ayda 78. Peki bu ne demek? Çok net, bu şu demek. Açık varsa kaynaklar savruldu gitti boş boş yerlere. Bu açık nasıl kapanacak? Zam yapılacak. Vergiler gelecek. Zam yapıldı mı ne olacak arkadaşlar? Enflasyon yukarı gidecek. Enflasyon yukarı gitti mi ne olacak? Faiz yukarı gidecek, kur yukarıya gidecek ve biz yine bu açığı kapatmak için borç
sarmalına dolanacağız. Borç alarak, borç alarak bir şekilde problemleri hep öteleyeceğiz. Bu bağlamda arkadaşlar diyeceğim tek bir cümle var. Allah devleti, milleti korusun diyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum.